Evet, kalbim. kalbim size. Aynen öyle. Hoş geldiniz hocam. Çok kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bahadır Dağdeviren efendim. Ah kalbim dedik geldi. Çok teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun davetiniz için. Peki kalp sağlığı için bir sürü ortalıkta bilgi dolaşıyor. Doğru bilinen yanlışlar var, yanlış bilinen doğrular var. Bunlarla ilgili kolesterolle başlayalım, sonra akıp gideceğiz. Kolesterol en tartışmalı konulardan bir tanesi biliyorsunuz. Bir grup var, herkese kolesterol ilacı verilsin yaklaşımında, fikrinde. Bir grup da var, kesinlikle verilmemesi gerektiğini düşünüyor. Aslına bakarsanız şöyle bir şey var. Kolesterol hayat için gerekli bir yapı taşı, bir malzeme. Bütün hormonlarımızda, beynimizde, bütün sinir hücrelerinde kullanılıyor. Ancak bazen oksitleniyor. Nikotinle, şekerle birleşerek veya stresle salınan hormonlar nedeniyle. Oksitlendiğinde damar duvarına girerek damar sertliğinin ilk nüveleri olan aterosklerozu, ateron plaklarını oluşturuyor. Bizim genel yaklaşımımız şu: eğer bir hasta bir kalp krizi geçirmişse, bypass olmuşsa, stent takılmışsa veya bulgu vermediği halde henüz damar sertliği verileri var ise kolesterol ilacı kullanmak zorundadır ve faydalıdır. Ama bunlar yoksa sadece sayı yüksek diye de kullanmasına gerek yok. Çünkü neticede biz insanları tedavi ediyoruz, sayıları değil. Siz anti ilaççı tarafta mısınız? İkisinin hangi ortasında tarafta? Bir yerde. Tamam, peki. Yani gerektiğinde verilmesi ama gerekmeden de hiç kimseye verilmemesi. Peki beslenmeyle normalde hani kontrol olabilecek şeyler olduğunu mu düşünüyorsunuz? Beslenme şöyle faydalı oluyor. Ya da biraz daha hareketle diyeyim. Elbette yani sağlıklı hayat tarzı, düzgün beslenme, spor vesaire kolesterolün miktarını azaltmasa bile damarlara verdiği zararı engelliyor. Dolayısıyla böyle bir faydası var. Çünkü biz akşama kadar ıspanak yesek, sabaha kadar karaciğerimiz onu kolesterole çeviriyor. Yani ölçülen kolesterolün %80'ini karaciğerimiz üretiyor. Sadece %20'sini dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla yüksek değerleri diyetle düşüreceğiz diye uğraşmanın bir anlamı yok. Ama diyet kolesterolün zararını azaltıyor. Diyet yaptık. Spor nerede? Spor da hayatımızın aslına bakarsanız her yerinde olması gereken bir şey. Ben şöyle düşünüyorum. Doğru bilinen şey şu: spor yapmak sağlıklıdır, güzeldir, hoştur. Ancak şunu da düşünmek lazım. Gençler arasında istatistiklere bakacak olursak ani kardiyak ölümün bir numaralı sebebi spor. Bu enteresan bir bilgi. Ama yarışmalı spor. Yani halı saha maçı, basket maçı, tenis kortunda vesaire. Yani bu challenge varsa, yarışma varsa oradaki aşırı zorlanma, vücudumuzdan gelen sinyalleri hiçe sayıp beynimizin zorlaması. Mental ve fiziksel bir araya geldi. Aynen. Yeterince fiziksel olarak, biyolojik olarak hazır olmadan bir yarışmaya kalkışmak ciddi risk faktörü. Bunu düşünmemiz lazım. Ama yarışmasız sporu hayatımızın her anına sokabiliriz. Peki çok sözünüzü kestim, pardon, özür dilerim. Profesyonel olarak eğer yarışmalı sporlar yapıyorlarsa onları nasıl koruyorsunuz? Profesyonellik aynı zamanda biyolojik olarak kendini iyi hazırlamak da demektir. O yüzden onlar da elbette risk taşıyorlar ve senede birkaç kez hiç istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz sahalarda. Ama bu işin yani bu şekilde yapılacaksa önüne geçilmesi çok zor bir şey. Ancak profesyoneller her yılın başında sonunda iki kez sağlık kontrolünden geçiyor, kardiyolojik muayenelerden geçiyor vesaire. Ama buna rağmen bazen her şey normal göründüğü halde yine de ani kardiyak ölüm gerçekleşebiliyor çok aşırı zorlanıldığında. Her maraton koşusundan sonra o 40 kilometrenin sonunda kalp kasının da %1-1,5'luk nekroz, kalp kası harabiyeti olduğunu ispat eden çalışmalar var. MR çalışmalarında her maratondan sonra. Bakın, bunlar profesyonel
40 kilometre koşan sporcular, atletler. Ama her koşudan sonra kalplerine zarar veriyorlar. Sonra repair oluyor, tamir oluyor. Vücut geliştirmek gibi değil mi? Sürekli orada bir kas yıkımına neden oluyorsunuz. Sonra aynen. Onu tedavi etmek için uğraşıyorsunuz ve kaslarınız gelişiyor. Kalp aynen. De aynen böyle. Ne kadar yüklenirsen o kadar büyüyor. Evet. Sonuçta önemli olan şu sanıyorum ki burada bir şeyi külliyen tamamen yani yatsımak, şey yapmak doğru değil. Ama miktarını da iyi ayarlamak gerekiyor. Yani orada intensite, yoğunluk, miktar ve uygun zaman, uygun şekilde yapılması asıl önemli olan. Bir önceki cevabınızın arkasından sormak istediğim bir soruydu. O yüzden oraya tekrar geri döneceğim. Böyle mesela doktorların çoğu, daha doğrusu kalple ilgili eğer gidildiyse, hani böyle aile geçmişine de dönüp bakarsınız ya siz. Elbette. Nasıl bir etkisi var? Yani mesela farz edin illa böyle bir, yani mesela Allah göstermesin, babası kalp rahatsızlığından vefat eden bir insanın da kesin midir mesela kalp konusunda sıkıntı yaşayacağı? Ya da mesela o jenerasyona atlarsa bir sonraki jenerasyona yansır mı falan gibi böyle şeyler var mı? Elbette. Mesela tek yumurta ikizlerinde yapılan çalışmalar var. Anjiyografik olarak damarlarında aynı yerlerde aynı darlıklar tespit ediliyor. Of. Tek yumurta ikizlerinde. Fakat eğer bir tanesi sigara içiyor, diğeri içmiyor ise sigara içen kalp krizi geçiriyor, içmeyen geçirmiyor. Sonuçta bazı şeyler elbette genetik olarak çok etkili alt yapı zemin oluşturuyor ama onu provoke edecek hayat tarzı asıl hastalığın olup olmamasını belirleyen faktör. Peki bir sorum olacak. Böyle futuristik bir yaklaşımla baktığınızda kalp sağlığını etkileyecek yeni gelişmeler neler var? Çünkü çok güncel takip ediyorsunuz dünyayı. Aynen. Beni en çok heyecanlandıran konu bu. Belki de şöyle, ben 50 yaşındayım. Kısa bir süre sonra emekli olmayı düşünüyorum ama o kadar ilginç ve heyecan verici gelişmeler oluyor ki onları da bekleyeyim, bunları da göreyim, bunlara da katkıda bulunayım falan diye uzatıyorum. Neticede şunu söylemek istiyorum, kalp kateterizasyonuyla, yani daha az ameliyat yapılıp daha çok mikro cerrahi, kateterle kapak yerleştirilmesi, ameliyatsız bir takım çözümler gitgide artmaya başladı. Bugünkü sayılarla bakacak olursak 100 binin üzerinde insana ameliyatsız kalp kapakçığı yerleştirildi bütün dünyada. Tüm dünya. Dolayısıyla bu alan çok gelişmeye açık bir alan ve hızla gelişen bir alan. Biz bakacak olursak bugün artık bankaya gidip bir işlem yapmıyoruz. İnternet üzerinden bir takım işlemleri yapıyoruz. Sanal zekanın girmesi, bir takım biyolojik reseptörlerin, çiplerin vücuda implante edilmesi ve sanal zekanın bunları değerlendirip gerçekten doktora gitmesi gereken insanlara ayırıp onları doktora göndermesi, hastanelerdeki yoğunluğun azalması, gerçek hastalarla muhatap olmamız gibi gelecekte kardiyolojik açıdan da çok önemli bir takım gelişmeler bekliyoruz. Bir çeşit aile hekimliği gibi. Aynen. O mikroçipler sizin, yani siz doktora gittiğinizde ben hastalarıma hep aynı şeyi söylüyorum. 5 dakikalığını muayene ediyorum. Toplam günde 100 bin kalp atımı var. Ben sadece 50 tanesini dinliyorum, analiz ediyorum. Uzun metrajlı bir film. Ben içinden bir kare seçip bu kareye bakarak bu filmin komedi mi dram mı olduğuna karar vermeye çalışıyorum. Doğru kareyi seçmişsem ve şanslıysam doğru karar veriyorum. Ama filmin tamamını görmek lazım. Dolayısıyla bu çipler belki filmin tamamını izletecek bize. Ve ben bu programa başladığımızdan beri hep böyle tabii ki zamanlar, süreler, iyileşme, yani ameliyat ve iyileşme süreleriyle ilgili şoklar yaşıyorum. Yine yaşayacağıma eminim. Böyle mesela artık çok açık kalp ameliyatları falan, bunlara çok fazla tercih edilmiyor galiba, anladığım kadarıyla, doğru mu? Şöyle, açık kalp cerrahisi ameliyatları çok çok önemli ameliyatlar ve gerçekten bu ameliyatları yapan hekim arkadaşlarımız çok yetenekli ve ciddi derecede riskle ve stresle mücadele eden arkadaşlar. Ve dolayısıyla eskiden 10 hastadan 5'i ameliyata gidiyorken şimdi 10 hastadan 1'i ameliyata gidiyor. Çünkü 4'üne ameliyatsız çözümler bulmaya başladık. Dolayısıyla mesele bu yönde ilerliyor. Ama bu bir yandan bir iyilik getirirken bir yandan da bu işi yapan hekim sayısını azalttığı için
gelecek için ufak da olsa bir endişe doğuruyor. Hmm. Peki son sorumu soracağım Bahadır Hocam. Kalp sağlığı için ne kadar aralıklarla kalp doktoruna görünmek lazım? Bu şöyle oluyor. Bir kez çocuk yaşta, bir kez adolesan dediğimiz 16-18 yaş, 20 yaş aralığında. Ondan sonra eğer herhangi bir problem yoksa, ailesel getirilen bir faktör, hipertrofik kardiyomiyopati vesaire yok ise, bir daha 35 yaşında, 40 yaşında, 40'tan sonra 2 yılda bir, 50'den sonra yılda bir. Yılda bir. Peki, verdiğiniz çok değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Ah kalbim dedim ama o kadar aynen, çok ah kalbim demeye gerek yokmuş. Benim veda ettikten sonra sorularım olacak kendisine. Çok teşekkür ediyoruz. Peki, programımız devam ediyor. Takipte kalıyorsunuz.